Arkadaşlar merhaba. 2020 Mart 3 Mart'ındayız. Günlerden vişne budama. Arkadaşlar ülkemizde vişne çok ektiler. Ama bu ekimin sonrasında maalesef bakımda, ilaçlama, gübreleme vesairenin dışında vişneyi ilk yıllarda ve ileriki yıllarda budamayı ihmal ettikleri için ya da vişne budanmaz yanlış inancına kapıldıkları için ürün kalibrelerimiz, ürün kalitelerimiz çok düşük oldu. Ve ağaçlarımız çabuk yaşlanma yoluna gitti. Bugün size bu noktada yardımcı olabilirsek, bildiklerimizi, birikimlerimizi aktarabilirsek ve sizi faydalandırabilirsek ne mutlu bize. Şimdi bu vişnemiz bizim 2019 yılı Mart ayında dikilen bir ağacımız. Aşiyerimiz gördüğünüz gibi en altta. Aşiyerimiz burada arkadaşlar. Kavuşturmak üzere ama yine hata yapmışız biz. Buraya su tut sürmemişiz. Maçlama yaptık dibine yine. Ve tepe vurumunu arkadaşlar vişnemizin buradan yapmışız. Ve burada gördüğünüz gibi sakızlama olmuş yine. Tepe vurum noktasında burayı ilaçla macunlamayı unuttuğumuz için. Onun için arkadaşlar ben bu tür şeylere dayanamıyorum. Orayı hemen alacağım. Güzel bir şekilde alacağım ve oraya güzel bir su tut süreceğim. Çünkü burada tırnak kalmış. O gittikçe bu ağaca zarar veriyor arkadaşlar. Aynen, evet. Buraya su tutumuzu süreceğiz ve biraz daha, hatta bu tarafı da biraz yaralayacağım arkadaşlar ben. Ki kavuşması, ölü dokuyu alayım ben buradan. Su tutumuzu sürdüğümüzde kavuşturması, bakın aşağı doğru iniyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakın aşağı doğru iniyor bu. Maalesef aşağı doğru inmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi orayı da hallettik. Orayı kurtardık ağaçlar. Çünkü burası bizim liderimiz olacak ve önemli bir uzantı olacak. Şimdi budamamıza başlayacağız arkadaşlar. Yine dediğim gibi tepe vurumumuz burası. Diktiğimizde ortalama ağaç kalınlığımız şu kalınlıkta bir ağacımızdı arkadaşlar. Şurası gibi bir ağacımızdı ama gövdeyi gördüğünüz gibi çok güzel gelişmiş. Yazın da arkadaşlar yeşil budama yapmışız biz buna. Gördüğünüz gibi bakın buradan yeşil budama yapmışız. Buradan yeşil budama yapmışız. Ve taşlandırmaya çalışmışız ama daha sonralarda yeşil budamayı çok hızlı yapamadığımız için şunlar boşuna çıkmış oldu burada. Şimdi arkadaşlar vişnede ürün alacaksak, diyelim ki bu çiçeğe durdu, 5-6 yıllık bir vişnemiz. Ürün alacaksak o zaman şu tepe uç kısımlarını vurabiliyoruz vişnenin. Şuraları vurabiliriz. Ancak bu tür yeni ağaçlarda, yeni dikilmiş, bu 1 yaşında bir ağaç. Şekil budaması vuracağımız ağaçlarda vişne çok sakızlanma yaptığı için buraları mümkün olduğu kadar vurmamaya çalışacağız. Edindiğimiz tecrübeler bunlar. Şimdi vişnemizi budamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bazı yerlerde uç noktalarında vurabiliriz. Neden vurabiliriz? Ağaçtan kol almak istediğimizde vurabiliriz. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Şunu çıkarıyoruz arada. Evet. Şunu da alıyoruz arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde buradan devam ettirelim mi diye düşünüyoruz. Evet. Bunun buradan devam etmesi için şuradan almamız lazım arkadaşlar. Şuradan alalım. Oradan devam etsin. Bunlar da bu şekilde yukarıya doğru devam edecekler. Onun dışında şu içerideki ağacımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Yine şunu alıyoruz arkadaşlar ve şuradan ufak bir taşlanma yapmak için bunun ucunu alıyoruz. Ama şunlara dokunmuyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Buradan bir kol alabilir miyiz? Oradan bir kol almamız nasıl olur? Buna bakacağız arkadaşlar. Şunu çıkarıyoruz arkadaşlar buradan. Evet. Arkadaşlar bakın bu çıktı, bu çıktı. Vişneyi ben dikiyoruz ve öylece bırakıyoruz. Şimdi ne yapacağım? Şuradan bir kol alabilirim ben. Bu kolu alacağım için de şuradan vurabilirim arkadaşlar. Şu kolu alayım mı diye düşünüyorum. Ama bu sene bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar bunu ben. Çünkü sert budama yapacağız. Bakın şurası mesela şu. Bunu almam lazım arkadaşlar benim buradan. Evet, onu aldım. Biraz sonra ağacın şeklini göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Şimdi burada karışık bir durumumuz var bizim. Dolayısıyla da ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunu mu alayım, bunu mu alayım, bunu mu alayım?
Tabii ki hiçbirisini almayacağız. Çünkü bu tarafa kolumuz var. Bu zayıflayabilir ve burayı doldurabilir bu. Belki de bu gidecek, burayı bu doldurabilecek. O gelişmesine bağlı olacak. Buradan vursam burası çıplak kalacak. En mantıklısı nedir arkadaşlar? Tabii ki de şuradan güzel bir kesimle orayı çıkarmamız ve bu da bu şekilde buraya doğru devam ediyor. Hafifçe arkadaşlar uç kısmından sadece dokunuş yapıyorum. Kalınlaşacak çünkü o. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bu tarafa doğru geliyor. Buna dokunmuyorum arkadaşlar. Niye dokunmuyorum? Bu dokunmadıklarım arkadaşlar önümüzdeki sene meyveye duracak olanlar. Ben bunun ucunu buradan dokunsaydım bunlara, şunlara dokunsaydım önümüzdeki sene meyve alamayacaktım arkadaşlar. Fışkın sürecekti. Bunlardan bol bol sürgün sürecekti. Bir sonraki yıla erteleyecek. Dolayısıyla ben bunların ucuna dokunmamakla önümüzdeki sene meyve almayı hedefliyorum. Ancak diyelim ki bu ağacımız örneğin şundan misal verelim. Bu komple çiçek olmuş olsaydı burası, o zaman ne olacaktı arkadaşlar? Ben bunu 3'te 1, 3'te 2 veya daha kısa buralardan alacaktım. Neden? Biraz daha iri meyve almak için, dolgun meyve almak için veya ağacın çiçekte veya saçma büyüklüğünde meyveye durduğunda çırpıp kendisinin dökmesini engellemek için buralardan vurabilecek. Dolayısıyla şu anda vurmuyorlar arkadaşlar. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Bunlar önümüzdeki sene yine meyve alacağım ağaçlar. Buraya da uçtan hafif bir dokunuş yapıyorum arkadaşlar. Bunu yine dokunuşumuzu yaptık. Bu yine herkese kalacak. Şimdi arkadaşlar buradan bir taşlandırmamızı yaptık. Bunları uzatıp buradan öbür taşlandırmamızı yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane. Dolayısıyla ben şunu almak istiyorum arkadaşlar. Denge olarak bu sene bunu bırakmak istiyorum. Önümüzdeki sene de meyve olsun açısından. Şuradan biraz patlatmak istiyorum. Dolayısıyla şuradan. Evet arkadaşlar. Vişne budamamız bu şekilde. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.